Video başlamadan önce arkadaşlar sizlere bir tane siteden bahsedeceğim. Arkadaşlar oyunmerkezi.com diye bir site, zaten daha önceki videolarımda da çekiliş linkine koymuş olarak da olsun. Veya bir videomda zaten siteden de bahsetmiştim. Tekrardan bahsedeyim arkadaşlar. Açıklama kısmının en üstünde bir tane site var. Zaten açıklamaya tıkladığınız zaman direkt reklamsız bir şekilde size siteye atıyor. O sitede gerçekten oyunlar çok ucuz. GTA 5 mesela 75 lira. Gerçekten ben de alacağım oradan muhtemelen. Büyük ihtimalle alacağım. Zula altınları falan var galiba. Zula oynayanlar bilir. Zula ile ilgili bir şeyler satılıyor. Ve başka oyunlardan da bir şeyler var. Yani gerçekten çok ucuza şeyler var. Zaten şu anda ekranda da muhtemelen görüyorsunuz onun ekran görüntülerini, onun videolarını. Gerçekten güzel görüntüler var. Güzel şeyler satılıyor. Gerçekten çok ucuza. Elinize de oyunlar 24 saat içinde ulaşıyor. Satın almadan önce Gmail'inizi falan girerseniz size ulaşmaları eğer bir sorun olursa daha kolay olur. Yani onları da yaparsanız gerçekten almanız çok kolay olur. İnnel kartınıza parayı atıp falan bir şekilde oradan satın alabilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde oradan oyunlarınızı daha ucuza alabilirsiniz. Steam'den almak yerine GTA 5'i mesela 75 liraya oyunmerkezi.com'dan almayı düşünen varsa alabilir. Veya herhangi bir oyunda alabilirsiniz. Hadi bakalım, videomuzda sizlere iyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber 92 ikon Matheus alıyoruz. Yani kadro koruma görevi bir nevi öyle bir şey oluyor. Ve çok da efsane ödülleri olan bir görevin tam ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde iki tane kadro kurmuştuk. Bu bölümde muhtemelen bir tane kadro kuracağız. Ama bu bölümde kurduğum kadro gerçekten çok daha efsane. O iki ölünün birleşiminden bile çok daha güzel. Çünkü tam 500 beceri boostu var. Gerçekten harika. Ve arkadaşlar videoların devamı için bir ara 2-3 gün ara verdim biliyorsunuz dinlenmek için. Ancak videoların devamı için devam etmemi istiyorsanız dünkü videoya attığınız gibi bu videoya da bir 4000 beğeni bekliyorum. Ve hala kanala abone değilseniz yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Ve abone de olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Geçen canlı yayın yapmıştım. Yani 2 gün öncenin akşamı canlı yayın yapmıştım. Birisi yorum yapmış, abi bende bildirimleri açıktı, canlı yayın gelmedi. O yüzden bildirimleri kapatıp açın. O şekilde hani belki düzelir çünkü bazılarında sorun var şu anda. Bilmiyorum, bana da bazı kişilerin bildirimleri gelmiyor. O yüzden ben kapatıp açtım yani. Umarım artık gelir yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar 92 Matheus diye bir oyuncumuz var. Bu arada bildirimlerden gelenler de yorumlara yazarsa onları da çoğuna kalp koymaya çalışacağım. Görebildiklerime, koyabildiklerime. Hepsini okuyorum zaten ama koyabildiklerime de kalp koymaya çalışacağım birkaç tanesine. Evet arkadaşlar, şimdi toplamda 1 bu, 2 bu. Bunları tamamladık. Ve şimdi sırada bu var. 500 beceri boostu veriyor. 2.5 milyon jeton ve 300 binde Matheus antrenman XP'si. Sonrasında da bu var. Bunu yapacağız. Sonra bunu yapacağız ve bunu yapacağız. Bu görev de zormuş. Ancak yani sonra 3 bölüm daha kalıyor. Toplamda 4 bölüm yapacakmışız. 1. bölümde bunları yaptık. Şimdi 2. bölümde de bu görevi yapacağız. Zor bir görev ama arkadaşlar sizler için hepsini hazırladım. Burada görüyorsunuz. Zaten şu anda olmuyor. Niye olmuyor? Bir sorun var. Hemen ben bunları zaten temizlemiştim. Evet arkadaşlar, şimdi görevi yapıyoruz. Kaleye Fernando Muslera koyuyoruz. En yükseğini koymam gerekiyor ki olabilsin yani. Çünkü düşük koyduğum zaman kabul etmiyor. Buraya sol forveti, bunu satın alarak aldım. Gördüğünüz gibi zaten coinsim de baya bir azaldı. Baya baya azaldı. Buraya Dzeko'yu koyuyordum sanırım. Tam hatırlamıyorum ama sanırım öyle yapıyordum. Sağ forvete de bunu koyuyorum. Keşke sağ forveti biraz daha yüksek alıp şuradan Fred'e çok para vermeseydim ya da birisine çok para vermiştim. Onu şimdi aklıma gelince söyleyeceğim. Şu sağ bek kimdi abi? Aynen, Pisek'e birazcık fazla para verdim. Pisek yerine 79'luk bir sağ bek alıp şunu bir 80'lik alsam belki daha iyi, daha mantıklı da olabilirdi. Ama öyle yapmadım. Bilmiyorum neden yapmadım. Buraya Alaba'yı alıyoruz. Alaba'ya da çok fazla para verdim. Ancak almam gerekiyordu. Bundesliga'dan da almam gerekiyordu çünkü. O yüzden Alaba'yı aldım. Bu Cannavaro zaten bir işime yaramayacak. O yüzden ona üzülmüyorum. Ve şimdi Süley'i koyacağım. Papadopoulos olmuyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu şekilde kadromuz var. Bu şekilde kurdum. Daha ucuza da kurulabilirdi ancak benim kadrom da bu şekildeydi. O yüzden ben bu şekilde kurdum. Burada Alaba'yı görüyorsunuz ve Cannavaro. Şimdi Cannavaro'ya hiç üzülmedim ama Alaba'ya verdiğim coins'ler, Pisek'e verdiğim coins'ler ve üstüne bir de Niman'a çok verdim. Fred'e coins. Bayağı coins harcamışım bu arada. Bunlara verdiğim coins'ler gerçekten bayağı fazla oldu. Kokorin'e bile 200 bin falan verdim. Her neyse arkadaşlar, şimdi göndere basıyoruz ve tam 500 beceri puanı XP'si alacağız bakalım. Hemen 3, 2, 1 ve göndere bastım. Ve ayrıyeten de 2.5 milyon coins zaten alacağım için. Hani bunlardan çok büyük bir zarar etmiş olmayacağım. Hatta aynı coins elime tekrardan gelecek. Ayrıyeten de hani boostlar da bizim işimize zaten yarayacaktır. Bakalım abi. 2.5 milyon geldi ve 3 milyon 400 bin coins oldu. Ayrıyeten dünkü videoda paketten çıkardım. Oyuncular sayesinde de bayağı bir güzel coins kârı edeceğim. 300 bin XP de geldi. Şimdi fizik gücü, saldırganlık, yani yaklaşık hepsinden 15'er tane falan çıkıyor ortalama olarak. 10'ar tane de olabilir. 13-12 tane ortalama çıkıyor yani. Bayağı çıkıyor hepsinden. Hızdan 10 tane çıkması iyi oldu bu arada. Onun da kaç olduğuna bakacağız. Ama yani az kalan varsa o da tamamlanacak muhtemelen şu an. Ve bayağı hepsi de yaklaşacak.
sona doğru. Çünkü zaten benimkiler ooo iki, ikinci santrafor Rafor ve kaptandan çok güzel çıktı. İkinci santrafor tamamlandı. Kaptan ne kadar kalmış? Kaptan yok bayağı var. Kaptan daha yeni tamamlanmış. Soğukkanlılık da bayağı var. Kontra ne kadar var? Kontra zaten olmuş. Kaleci danışman bizim var mı şu an? Onlara bakarız arkadaşlar da şu hıza bir bakmak istiyorum. Hız nerede? Burada. Hıza da daha varmış. Abi şu hızı geliştiriyorum ama bayağı bir var. Bu arada şu görevi de bir inceleyelim öncesinde. Bakmadan önce ne istiyormuş? Görevi görelim bir. 4 milyon coins veriyor zaten. 83'ken takım istiyor. 7 tane de Almanya oyuncusu istiyor. Hani Almanya'dan 7 tane oyuncu. Bundesliga'dan değil bu arada. Ülke olarak Almanya. Şimdi Almanya'yı seçeceğim bakalım. 7 tane Almanya oyuncusu bende var mı? Ona bir bakayım. Yok. Hiç yok bende. Almanyalı 7 tane oyuncu benim bir kere almam lazım kesinlikle. Ve bunların hepsi 83'ken olması lazım. Yani bayağı bir zorlanacağım. Şimdi beceri geliştiricilerine geliyorum arkadaşlar. Ve buradan ikinci santrafor sadece gelişmiş bu arada. Neyse bunu bir geliştirelim. Kadron bu arada 99 yen olma ihtimali var. Ve Torres'in de 98 yen olması gerçekten bayağı iyi oldu. Bakalım şu anda 99 yen kadro olmadı. Royce yerine güzel bir oyuncu falan alabilirsem olacak ama bir alamadım onu. Neden alamıyorum? Çünkü daha oyuncu tamamlayamıyoruz. O yüzden alamıyorum. Ve şu anda yaklaşanlar ne abi beceri boostlarında? Müdahale var, markaj var, kaleci uçma falan. Ama çok yaklaşan yok başka haricinde. Ve şu anda bakacağım başka ne kaldı? Turnuva başlattık mı? Birlikte turnuva başlatalım. Sonrasında da arkadaşlar diğer göreve 83 yani takım istiyor ve 7 tane de Almanya'dan oyuncu istiyor. O biraz zor olacak ama onu da bir hafta içinde yapmaya çalışacağım sizler için. Çünkü oyuncularım falan var. Takımıma geldiğimiz zaman elit oyuncuları göstereyim sizlere bakın. Zaten gözüküyor ama ben sadece eliti seçeyim bir hepsini görün. Nerede? Kalite. Seçkin. Aramayı yaptık. Birazcık geç açılacak muhtemelen çünkü açılmıyor. Şöyle bende de kaldı bakın. Evet, dondu kaldı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Evet, açıldı. Babel'den bu arada iki tane var. Ve evet bayağı bir elit. Varmış elimde şu an. O kadar da fazla olmasa da yani bunları satıp yerine Almanya'da alabilirim. Walker zaten 1 milyon ediyordu tek başına. Sonra Koulibaly 2,7 milyon falan ediyor. Onlarla birlikte bir şeyler elde edebiliriz. Ve bu şekilde arkadaşlar bir şeyler yapabiliriz. Şimdi sizlerle birlikte dilerseniz bir karşı atak girelim. Bu arada karşı atağa girmeden önce karşı atak oyuncularından kaç tane olduğuna bakacağım. Eliti kapatıp 11 tane varsa bir takım kuracağım. Çünkü kendime artık turnuvaya da girmek istiyorum. Turnuva videosu da gelsin istiyorum yani. Bakacağım abi bir karşı atağa girelim. Karşı atak oyuncularıma bir bakayım abi. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen arkadaşlar bir karşı atak modu maçına giriyoruz bakalım. Sonrasında da videomuzun sonuna geleceğiz. Bu arada bu görevleri günlük tamamlamıyorum. Bayağıdır tamamlamıyorum. Onda bir artık toparlamam lazım. Her gün en az 5 tane oynamam gerekiyor ama tamamlamıyorum. Artık bugünden itibaren muhtemelen oynarım. Hadi bakalım bir karşı atak modu maçına girelim. Sonra da videomuzun sonuna geliriz. Tam 500 antrenman XP'si ve 2,5 milyon coins'imizi aldık. Ve Matheus'a bir adım daha yaklaştık. Sonra 2 adım kaldı ama o 2 adım en zor adımlar. Bakalım onlar gelecek mi? Göreceğiz. 589 bin taraftar 96 genlik var. Yani biz efsaneye de yükselmemiz aslında çok daha çok daha zor değil ya aslında. Efsaneye belki yükselebilirim. Efsanede olan varsa oradaki düşük genlilerin genini yazsın. Mesela ben efsane diyeyim. 98 genli çok adam var falan yazabilirsiniz yorumlara. Yükselme şansım ne kadar onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu maçı muhtemelen kazanırım. 96 gen çünkü 2 gen düşük ve yani herhalde kazanırım diye düşünüyorum. Bayağıdır da oyuna girmedim ama hani İkigen düşük. Şu an bir maç 1-1. Hadi bakalım. Royce kötü işte. Royce yerine bir Ronaldo'yu alabilsem çok daha iyi olacak. Ama alamadım ve şu an maç 2-2 oldu. Ali. Gol. 3-2. Güzel. Hadi bakalım. Ya. Gerçekten Ali bayağı iyi. 107 gen adam gibi oynamıyor hiç. Ivan Cavaleiro Ali'den daha iyi. Ve golle yedik. Çok iyi. Dört üç. Torres. Tamamdır. Beş üç. Ali. Yok abi imkansız. Maçı onun kazanması da imkansız. Benim normal oynamam da imkansız abi. Çok saçma. Goller kaçırdım ama 6-3 yendim yine de. 2 yen düşük olduğu için yendim ama. Yani yoksa yenemeyecektim. O da iyi oynamadı. Ben de iyi oynamadım ama. Zaten benden daha güçsüz olduğu için normal olarak yenildi. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar.
Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Like'larınızı unutmayın. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muhteşem bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Adamsınız. Ve bay bay.